Türkiye F-35 programına yeniden katılabilir mi? Ankara ile Beyaz Saray arasında görüşmeler sürüyor konuyla ilgili. Bu konuyu da güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ile konuşacağız. Sayın Başbuğ, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk sevgili Elif, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dün yine sizinle aslında konuşmuştuk mevzuyu. Değerlendirmelerinizi almıştık ama henüz Amerika bir saldırıda bulunmamıştı İran'a karşı. Öncelikle o konuya bir sormak istiyorum, yorumlarınızı alayım. Daha sonra da bu F-35 konusunu konuşalım birlikte. Şimdi Amerika Biden ne dedi son açıklamada? Biz dedi geniş çaplı bir savaşı doğru bulmuyoruz dedi. Yani bu Türkçesi İsrail'in bana göre planı olan hadise, yani savaşı yayma projesi Amerika tarafından kabul görmüş değil. Zaten öyle de olmalı. Çünkü bölgede olası bir savaş, yani bölgesel savaşın bir anda küresele dönüştüğünü varsayarsak Amerika için felaket olur. Amerika bunun çok iyi farkında ve taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini de, yani ta o Atlantik ötelerinden gelip de buralarda böylesi bir yani küresel savaşı yönetecek güç, kudret ve kabiliyette olmadığını Amerika bildiğinden Amerika bu savaşın yayılmaması için her yolu deniyor. Ki hatırlarsan yaptığımız değerlendirmede hani o İran merkezli saldırının yapıldığını iddia ettiği söylem bizim tarafımızdan şöyle yorumlanmıştı. Eğer İran buna yalanlama getirirse Amerika'nın bu konuda kurmuş olduğu tuzak daha da netleşecek ve Amerika bana göre bu kurduğu oyunun da altında kalacak demiştim. Öyle de oldu. İran'ın yaptığı açıklamada İran'ın söylemine bu iş bize ait değil. Yani bu saldırıyla bizim hiç bilgimiz yok. Şimdi Amerika'nın bir manevra yapması lazım buna karşılık. İşte o da hani o da başladı İran'ın diyebiliriz zoruna... galiba. Nasıl? O da başladı diyebiliriz galiba diyorum. Yani başladı. Dolayısıyla ben Amerika'nın zaten burada bir bölgesel savaş yürüteceğine asla ihtimal vermem. Yani bu Amerika için dediğin gibi çok zor günlerin başlangıcı demektir. Ama Amerika'da bir şekilde bu ithamın, kendisine yapılan bu saldırının tuzak da olsa, göstermelik bir danışık dövüş de olsa bir şekilde buna bir karşılık vermesi lazım. Onun da muhtemelen karşılığını İran destekli milis gruplara yapılan bir saldırıyla başlıklandırarak Irak ya da Suriye topraklarında ben olacağı kanaatindeyim ki zaten orada da şu an bu çevreler alarm halindeler. Herhangi bir saldırıya karşılık. Ve bu saldırı gerçekleştirdiği takdirde Amerika sanki bu yapılan saldırıya cevabını vermiş gibi bir siyasi havaya bürünerek olayı kapatacak. Bana göre bu olayın gideceği en uç nokta bu. Dolayısıyla hani hep korkulan ve hep sorulan Amerika-İran savaşı geliyor mu, kapıda mı, bir küresel savaş başlıyor mu sorusunu aslında buradan rahatlıkla böyle bir savaşın olmayacağı şeklinde cevaplandırabiliriz. Zaten Biden'ın açıklaması da bunu çok net gösterdi Elif. Pekala. Sayın Başbuğ, şimdi en sıcak konuya birlikte hareket edelim isterim. Bu F-35 meselesi aslında oldukça eskiye dayanıyor. F-35'lerle ilgili meseleler S-400 meselesine insanlar şu anda bir F-35 tekrar gündeme gelebilir ama S-400 konusu halledilirse cümlesini diyorlar ama S-400, F-35 nedir? Bunları sizden dinleyelim öncelikle. Şimdi aslında çok da doğru bir yerden geldin. Hani eskiden bildiğimiz meseleyi yeniden konuşalım dedin. Çünkü Amerika bu konuyu zamanında çok ısıttı, üzerinde de çok tepindi. Ama Amerika açısından baktığında bir arpa boyu yol ilerleyemedi. Neden? Çünkü madem hani bunlar nedir, oradan girelim istedin. Şöyle ifade edelim, S-400 adı üstünde savunma sistemi ve hava savunma sistemi. Yani herhangi bir ülkeyi, herhangi bir yapıyı tehdit edecek bir saldırı silahı değil. Savunmaya yönelik bir saldırı silahı. Ve Amerika bu konuyu ilk daha gündeme getirdiğinde ben şöyle bir başlık açmıştım. O zamanki yaptığım değerlendirmelerdeki TV100'de izleyenler hatırlayacaktır bu yaptığım konuşmayı. Amerika acaba Türkiye bir saldırı mı planlıyor da bu hava savunma sistemimizi almamızı istemiyor gibi bir tersten okuyarak meseleyi bir soru yöneltmiştim. Rusya'dan alınıyor olması da ayrıca bir gerekçe olabilir, öyle değil mi? Zaten onu gerekçe gösteriyor ama neticede Yunanistan var. O da NATO üyesi ülke ve onda da S-300 var. Hadi NATO kapsamında değerlendirmedin. Amerika için bir yaptırım konusu katsa, hep konuşulan konu. Hindistan aldı. Ona niye katsa uygulamıyorsun? Şimdi bunları böyle alt alta dizdiğinde Türkiye'ye karşı bir kasıtlı ve maksatlı yaklaşımın olduğunu net görebiliyorsun. Bunda hiç tartışılacak taraf yok. Yani bu S-400'ü
Türkiye hariç. Örnek Yunanistan almış olaydı Amerika'nın asla böyle bir tepkisi olacağına ben ihtimal vermiyor idim. Ve halen de vermiyorum. Ha, dolayısıyla burada hani bizim Anadolu'da çok geçer bir laf vardır ya, dava üzülmemek değil, bağcı dövmek diye. Şimdi burada Amerika gerçekten S-400 konusunda rahatsızlık hissetse veya S-400'ü kendine tehdit görse yapacağı aslında doğru mantık şu. Hani hep teknoloji casusundan bahsediyoruz. İşte o silahlı kuvvetler bazında veya işte o ülkelerin savunma sanayi bazında casusluk faaliyetlerinden bahsediyoruz. İşte hazır ayağına gelmiş, Türkiye bu işi ortak da kurabiliriz dedi. Buyur gel incele, Rusya hakkında bir detaylı bilgi edin. Yapmıyorsun ama demek ki senin burada esas niyetin başka. Yani Türkiye ile sorunları artırarak bir yumak haline getirmek. Ki ben şunu o zaman da söyledim, yineleyeyim. Türkiye bugün S-400'ü Rusya'ya teslim etmiş olsa, Amerika'nın istediği gibi, zannetmeyin ki Amerika ile bir anda gül bahçesinde gezeceğiz. Zannetmeyin ki Amerika ile bir anda bütün sorunlar halledilmiş, el ele veren iki ülke olacağız. Amerika'nın Türkiye'nin bir kere getirmiş olduğu siyasi konumdan dolayı rahatsızlığı var. Bölgedeki gelişmelerden dolayı rahatsızlığı var. Hepsinin ötesinde Amerika'nın Türkiye'nin kontrolünden çıkmasından duyduğu rahatsızlık var. Yani eski Türkiye diye adlandırıyoruz ya, aslında doğru bir başlık. Amerika'nın burada esas muradı ve hayali eski hani o takım arkadaşlarının, ortak dostlarımız kalmadı dediği 15 Temmuz sonrası sürecin başa döndürülmesi ve ortak iş yapabileceği içimizde bir takım hain odakların tekrar iş başına getirilmesi. Amerika'nın esas derdi bu. Dolayısıyla S-400 bahane. Hani sorunlardan biri olarak adlandırabilirsiniz ama hani bütün meseleyi S-400'e getirip bağlamak bana göre eksik okumak olur. Şimdi Amerika'nın burada yani Türkiye'nin yapmış olduğu hava savunma sisteminde ve bunun yönelik alımında hiç mi suçu yok Amerika'nın? Ya Biden iktidarını doğrudan suçlayan ben sen değiliz. Amerika Devlet Başkanı Trump. Ve dedi ki hepsinin yüzüne, sen dedi eğer satmazsan o adam da dedi gider başka yerlerden dedi bunu alır. Burada haklı olan Türkiye dedi. Haksız olan biziz dedi. Ve tarafsız çok doğru bir okuma Trump'ın söylediği. Amerika'yı biz müttefikiz. NATO çerçevesi içinde beraber iki ülkeyiz mantığıyla kapısını iç çaldığımız ülke olarak adlandırdık. Gittik Patriot'ları ver dedik. Hava savunma sistemi. Niye? Bölge ateş çemberi. Bölge ateş kazanı. Her an her yerde her şeyin olabileceği bir coğrafyanın içindeyiz. Ve buna tedbir almam lazım benim ülke olarak. Dolayısıyla hatırlayın Sayın Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde bu konu gündeme geldiğinde acil koduyla arıyoruz hava savunma sistemine giderecek silahı diye bir vurgusu vardı. Bakın kolay kolay bir devlet bunu dillendirmez. Acil koduyla. Ha, demek ki Türkiye'nin bir istihbari çalışması var. Türkiye'nin okuduğu bir süreç var ve bu süreçte de Türkiye'nin alması gereken bir pozisyon var. İşte biz o pozisyon gereği hava savunma sistemine ihtiyaç duyduk. Amerika'dan hani bırakın size vermeyi, lafını da ettiğini duymadık. Döndük dedik ki bak sen böyle yaparsan biz bunu başka yerlerden tedarik ederiz. Araştırdık dünyayı. İşte Avrupa'da gene kapısını çaldığımız ülkeler oldu. Çin, Rusya adaylar içerisindeydi ve hani aslında bu arada o dönemde Çin'den satın alınması savunma sisteminin yine Amerika kaynaklı engellenmişti. Yanlışsam siz düzeltin lütfen. Evet ama zaten estağfurullah. Şimdi burada zaten bizim esas Rusya'yı tercih etmemizin sebebi şuydu. Biz dedik ki teknolojik paylaşım yani beraber ortak üretime gidecek bir partner olsun. Bir yol arkadaşı olsun. Rusya bunu kabul etti, hatta S-500'leri beraber ortak üretebilir evet. miyiz konuşmaları yapılmaya başlanmıştı. Dolayısıyla biz de hiç kimseyi gelişigüzel rastgele seçmedik. Yani inceledik en ucuzunu, en iyi şartlarda almanın yolunu denedik ve Rusya bu konuda yarışı kazandı. Ve bu konuda Türkiye Rusya ile anlaşmaları yaptı. Bu savunma sistemleri ülkeye getirildi. Bunların eğitimleri yapıldı. Bunlar mobilize ülkede kullanılmak üzere de aktif hale getirildi. Ve Sayın Erdoğan'a hep Amerika bu konu gündeme getirdiği için sorular soruluyordu. S-400 konusu, Amerika, F-35 neler söyleyeceksiniz? En sonunda Sayın Erdoğan sinirlenerek ya bu konu kapanmıştır, imzalar atıldı, bitildi. Ne açıp duruyorsunuz bu konuyu der gibi haklı ve sert bir tepki ortaya koydu. Ve ondan sonra zaten bir daha da konuşulmadı. Niye? Çünkü biz Amerika gibi dün attığı imzayı inkar eden veya söylediğini hemen ertesi gün unutan bir ülke olamayız. Öyle olursak ülke olmaktan çıkarız Amerika'nın olduğu gibi. Amerika F-35 dedi, imzalar atıldı. Bir anda seni çıkardım bu projeden deyip sırtını dönebiliyor.
Amerika Suriye'de bize sözde işte bölge teslim edecekti. Bir tane teröristin olmadığı bir bölge oluşturacaktı. Devlet olarak altını imza attı. İmzayı yok hükmünde sayarak hiçbir şey olmamış gibi süreci yürütmeyi başardı. Şimdi biz böyle bir ülke olamayız. Niye? Çünkü bizim bir tarihi kökümüz var. Artı biz omurgalı, karakterli bir devletiz. Şimdi böyle bir devletin bir anda çıkıp da hani Rusya'ya işte anlaşmayı bozdum, al bu silahı, ver paramı deme şansımız yok. Dolayısıyla hani çok tartışılıyor şu an F-35 konusunda işte gelişme sağlanabilir. Hangi şartlarda S-400 konusunda bizim taleplerimizi karşılarsanız. Ya biz bu konuyu konuştuk. Bu noktada aslında iki tane soru ön plana çıkıyor benim için. Bir notlarımda gördüğüm kadarıyla bu F-35'ler için Amerika'ya 1 milyar 400 milyon dolar ödenmiş. Yani bizim Amerika'da aslında hala açık bir kredimiz var ve istediğimiz takdirde F-35'i alabiliyor muyuz? Diğer soru da S-400'lerden F-35 için vazgeçilir mi, vazgeçilmeli mi? Şimdi şöyle, birinci sorudan başlayayım. O bahsetmiş olduğun rakamı biz Amerika'ya nakden ödedik. Hı hı. O Amerika'da ki o para öyle yani bir kredi veya sözleşme değil, Amerika'nın doğrudan gasp ettiği paramız. Normalde sen projeden eğer çıkarıyorsan bir ülkeyi, ki bana göre buna da hak hukuku yok. Çünkü hukuki bir süreç bu. Ticari bir anlaşma var. Hı hı. Ve Türkiye zannediyorum bu konuda gerekli hukuki işlemleri başlatmıştı. Bunu da eğer omurgalı bir devletsen yapman gereken şu: paranı iade ediyorum, buyur. Projeyle artık ortaklığımız bitmiştir. Amerika bunu söyledi, ortaklığın bittiğini, ama parayı iade etmedi. Bizim şimdi bu para havada duruyor. Zannediyorum F-16 konusunda 23 milyar dolarlık işte bir ön anlaşmalı, tahmini bütçeli bir ticari alışveriş olacak. O para en kötü şartlarda bu rakamdan mahsup edilecektir diye düşünüyorum. Çünkü Amerika gerçekten hani bir eşkıya ve korsan mantığıyla hareket ediyor. Yani başkasının malına, mülküne, parasına, ki yani Körfez dünyası buna çok aşinadır, el koyabiliyor. Keza bizim paramız da burada ve bunu biz çok tartıştık. Yani bu parayı neden iade etmiyorsun, madem projeden çıkarıyorsun dedik. F-16 konusu gündeme gelmeseydi o para ne olurdu? Ayrı bir tartışma konusu. Ama F-16 konusu gündeme geldiği için iyi niyetle düşünerek ben diyorum ki o parayı muhtemelen, hani eğer olur da her şey yolunda gider, İşte mühimmatıyla, modernizasyon kitleriyle, uçaklarıyla o ticari takvim başlarsa, zannederim herhalde ana paradan mahsup edilerek düşülür. Öyle ticarete devam edilir diye düşünüyorum. Şimdi S-400 konusuna gelince. Vazgeçilmeli mi? Konusu vazgeçilmez. Çünkü Amerika aslında şunu görmekte fayda var. Amerika zorunlu ve zaruri olarak bir tutum değişikliği içinde. Yani burada Amerika'nın Türkiye'ye olan yaklaşımını bir kere görmekte fayda var. Yani belli ki devlet olarak bir karar almışlar. Türkiye'yi öteleyip iteleyeceğimize, yani başka ülkelere, başka oluşumlara, en doğrusu zaten bölgede çok sıkıştık ve Türkiye'de şu an bölgenin aktör, karar veren tek ülkesi. Dolayısıyla Türkiye'yi yanımıza almamız lazım gibi bir tartışma zaten uzun süreden beri Amerika'da yapılıyordu. Şimdi böyle bir ortamda Amerika'nın Türkiye'ye yanaşması bana göre doğru akıl Amerika açısından. İşte bunun da bir takım hamleleri olmalı ki İsveç buna gerekçe oldu. Hemen F-16 ve modernizasyon kitleriyle ilgili bir gelişme yaşandı. Şimdi Amerika aslında bu iyi niyetli diye belirttiğimiz yaklaşımı dışişleri sözcüsünü Türkiye'ye yollayarak aslında başlattı. Her şey ondan sonra başladı. O gelen sözcü aynen F-35 konusunda işte S-400'de bir atım atılırsa F-35 projesine Türkiye dönebilir derdi ve biz bunu tartışıyor olduk. Ancak orada yine havada kalacak bir cümle kullandı gelen sözcü. Türkiye'nin hava savunma sistemleriyle ilgili de onu güvenli hale getirecek bir takım tedbirleri alabiliriz dedi. Ya o tedbirin adı belli. Senden Patriot istemişim ve bu savunma sistemini sen bana vermemişsin. Eğer iyi niyetli bir Amerika olsa şunu söyleyebilirdi çok rahatlıkla. Eğer S-400'leri bir şekilde iade eder veya Türkiye dışına çıkarırsanız, ki bunlar da konuşulan projeler, yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya işte Azerbaycan'a konuşlandırma gibi, biz size bu takdirde Patriot hava savunma sistemini vereceğiz demiyor. Ucu açık genel cümlelerle süreci geçiştiriyor. O zaman ben de soruyorum vatandaş olarak veya eski bir asker olarak. Hava savunma sistemindeki açığı güvenli bir hale sen nasıl getireceksin? Kafandaki proje ne? Şimdi bununla ilgili bir vurgu yok. Dolayısıyla bana göre daha üzerine çok konuşulacak, tartışılacak bir mesele. Ve zaten devletimiz de hemen bu açıklamaya dakikalar önce yaptığı bana göre en doğru açıklamayla
iyi niyetli bir yaklaşım, bakacağız göreceğiz gibi olması gereken tepkiyi verdi. Şimdi S-400 konusu iade edilmeli mi? Bana göre edilmemeli. Zaten hani edilirse Türkiye'nin otoritesi ve güvenliği tartışılır hale gelir. Dolayısıyla imzalar atılmış, parası ödenmiş ve artık adı konmuş bir yapının tekrar buraya pişirilerek getirilmesi önümüze ve tekrar aynı yoldan bir daha bizim geçmemizi beklemek bana göre Amerika için hayal. Türkiye çünkü bu konuda dikkat edersen alternatif savunma sanayinde birçok başlığı açmaya çalışıyor. Yani F-35 konusu gündemde, F-16 konusu gündemde ama Eurofighter da gündemde. Biz hatta dedik ki hem onu hem onu alırız. Patriot sistemi için de aynı. S-400 konusunda buldursun. Eğer iyi niyetliysen ver Patriot'ları, ben ikisini de bir arada kullanırım dedik Amerika'ya. Amerika'nın peki gerekçesine işte NATO savunma sistemleri vesaire. Yunanistan'a neden herhangi bir dahil olmuyor da sadece Türkiye'yi hedefleyerek böyle bir süreci yürütmek istiyorsun? İşte orada da var S-300'ler ve F-35'leri veriyorsun. Ha, demek ki burada mesele S-400 değil. Dolayısıyla Amerika burada bana göre iyice sıkıştı Orta Doğu'da. Yani acilen bir müttefike ve sığınacağı bir ikinci ülkeye ihtiyaç var. Çünkü Amerika şu an yalnız. Bütün politikalarında yalnız. Yanında hep bulduğu bir İngiltere var ama o da bir yere kadar taşıyacak Amerika'yı. Dolayısıyla Amerika'nın burada politika değişikliği bana göre en doğru akıl ürettikleri son yıllarda. Bunun da yolu yapıcı olmakta. Yani böyle gene aynı pilavı ısıtıp önüme getirerek değil, daha akıllı, daha mantıklı bir takım süreçlerle bu denenmeli. Amerika'da ben şu an o aklı göremiyorum ama burada eli güçlü olan Türkiye olduğu için, burada da işbirliğine ihtiyacı olan Amerika olduğu için biz ikili görüşmelerde, müteakip önümüzdeki günlerdeki görüşmelerde zannederim Amerika'yı biz kendi çizgimize getirecek şekilde bir görüşmenin önünü açacağız. Pekala. Ve bana göre bu doğru olur çünkü devletler arası ilişkilerde duygusallığa yer yok. Yani ebedi düşman yok, ebedi dost da yok. Amerika istediğimiz çizgiye geldiği takdirde elbette biz bir takım koşullarda tekrar olumlu sürecin önünü açarız. Ama bu bizim çizdiğimiz çizgide olduğu takdirde olur. Yoksa Amerika'nın tekrar S-400'leri satın veya geri verin ondan sonra görüşelim mantığı bana göre sahada karşılığı olmayan bir yaklaşım.